Merhabalar sevgili Sanayi TV izleyicileri. Sanayi Gazetesi'nin bu haftaki gündemiyle karşınızdayım. İlk olarak Sanayi Gazetesi'nin manşet haberiyle başlayalım. İlk olarak sayfa 3'te yer alan yatırımcıların gözde bölgesi haberimiz. Sayfa 6'da yer alan fikriniz gerçek olsun haberimiz. Sayfa 7'de yer alan ISO 500'de verimlilik ekseni başlıklı haberimiz. Sayfa 11'de yer alan borsa limanı güvenli haberimiz. Sonrasında da geçelim manşetimize. Manşetimizin başlığı karanlık fabrika. Bakalım manşetimiz ne anlatmış. Endüstri 4.0'ın teknoloji odaklı devrimi devam ederken imalatta bir sonraki aşama ufukta göründü. Japonya'nın uygulamaya başladığı Endüstri 5.0'la geleceğin üretim modeli tam otonom hale gelebilir demişiz. Editör arkadaşımız Fırat Çelik'in haberiydi. Detaylarına bakalım birlikte. Toplum 5.0 süper akıllı toplum aslında en önemli başlıklardan bir tanesi buydu haberin içerisinde. Profesör Doktor Ali Rıza Büyükuslu'yla bir röportaj gerçekleştirdik. Ali Rıza Büyükuslu'nun aslında Endüstri 5.0'la anlatmak istediği şey ise şuydu. Sanayiden önce başlanılması gereken asıl temel şey toplumda oluşan zihinsel dönüşüm. Şunu kastettik haberin içerisinde. Elbette ki henüz Endüstri 5.0'a geçiş sürecindeyiz. Endüstri 5.0'a geçiş her toplum ve ülkeden ülkeye farklılıklar arz edecektir, diyor Profesör Doktor Büyükuslu. Karanlık fabrika ile birlikte aslında ilk olarak çözülecek şeylerden bir tanesi de istihdam olacak. Doğal olarak insan gücüne az ihtiyaç duyan karanlık fabrikalar tam otonom sistemle çalışmasıyla birlikte iş dünyasının şu an çok fazla muzdarip olduğu nitelikli iş gücü problemini de çözmüş olacak. Şimdi ikinci sayfaya geçelim. Kahramanmaraş'ta organize sanayi bölgeleri güçlerini birleştirdi manşetli haberimiz. Yüzyılın deprem faciasının merkez üssü Kahramanmaraş'ta sanayiyi ayağa kaldırmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Akso Organize Sanayi Bölgesi ile Türkoğlu 2 OSB'leri terkin edilerek Erkenez Organize Sanayi Bölgesi TÜZEL kişiliği altında birleştirilmiş. Biliyorsunuz ki Kahramanmaraş yıkıcı bir depremin etkisini yeni yeni atlatmaya başladı. Sanayi de bundan ağır hasarlar almıştı. İki organize sanayi bölgesini tek çatı altında birleştirerek hem yıkıcı depremin etkilerini daha hızlı bir şekilde onarmak hem de tek elden yani güçler birliğinden doğan güç ile birlikte Kahramanmaraş'ta sanayiyi bir adım öteye taşımak diyebiliriz. Evet şimdi sayfa 3'teki haberimize geçelim. Geleceğin sanayi üssü uzakta değil başlıklı haberimiz. Sadece son 5 yılda 3 kat büyüyen Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi ilerlemesini hız kesmeden sürdürüyor. Genişleme çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte 1453 hektarlık alana ulaşacak olan Organize Sanayi Bölgesi'nin sanayi üsleri arasında yerini alması kaçınılmaz. Haberin tamamını Sanayi Gazetesi'nden okuyabilir, videosunu da Sanayi TV üzerinden izleyebilirsiniz diyelim ve sayfa 4'e geçelim. Sayfa 4'ümüzün manşeti Denizlerin Savunması MİLGEM'e emanet. Türk Deniz Kuvvetleri'ni geliştirmek ve yerleştirmek amacıyla oluşturulan MİLGEM projesi Türkiye'nin savunma sanayisine güç katmakla kalmıyor. Aynı zamanda bu alanda gelişmek isteyen yerli firmalara da ışık tutuyor. MİLGEM'in ne olduğunu ve projenin aslında gelecek vaat eden bir proje olduğunun altını çizmek istediğimiz bir haberdi. Şimdi geçelim sayfa 5'teki haberimize. Hedef ihracat şampiyonu olmak başlıklı haberimiz. 2023 yılının ilk 9 ayında 2,8 milyar dolar ticaret hacmine ulaşan Mersin Serbest Bölgesi yıl sonuna kadar 4 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedefliyor. Yatırım alanları tamamen dolu olan MESBAŞ'ta alternatif üretim yeri arayışları da devam ediyor. Haberin içerisinde yer verdiğimiz bir demeç oldukça önemli. MESBAŞ'ın başkanı Ali Avcı'nın söylemlerine göre Denizli Serbest Bölgesi'nin şirketimizce %85 ortağı olacak şekilde kurulacak DENSEP, yani Denizli Serbest Bölge kurucu ve işleticisi anonim şirketi tarafından yürütülmesine karar verilmiş. Mersin Serbest Bölgesi'nde yeteri kadar bir alan kalmadı. Bütün yatırımları alan yaratabilmek için Denizli Serbest Bölgesi'ne, yeni yatırımları Denizli Serbest Bölgesi'ne kaydıracağız demekti. Geçelim diğer sayfamıza. Sayfa 6'da fikrini al gel başlıklı haberimiz. Editör arkadaşımız Ceylan Köseoğlu'nun Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark Genel Müdürü Profesör Doktor Murat Çemberci ile yaptığı özel bir röportaj. Aslında fikrini al gel de Murat Çemberci'nin yaptığı çağrıdan geliyor. Yani girişimcilere fikrinizi alıp gelin diye açık bir çek vermiş. Arge ve inovasyonun sanayi ve teknoparklar arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekilmiş. Profesör Doktor Murat Çemberci'nin girişimcilere çağrıda bulunduğu bir haber. 7. sayfamıza geçelim. ISO 2500'ün faaliyet karı arttı başlıklı haberimiz. Geçtiğimiz Eylül ayında paylaşıldı biliyorsunuz.
en büyük 500 sanayi kuruluşu. Bu da ikinci büyük 500 sanayi kuruluşuydu. İSO açıklıyor. Keza ikinci 500 sanayi kuruluşu arasında da yine İstanbul Sanayi Odası'na bağlı şirketlerin sayısının arttığını görüyoruz. İhracatta fark yaratmış bu arada ISO 2500. Geçelim bir diğer haberimize. İş ve inşaat makineleri ihracatta rekora koşuyor. OSDİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi İŞİM Kümelenme Başkanı Doktor Ayşe Saraçoğlu, Türkiye'nin ekonomisini güçlendirmek amacıyla firmaların işbirliği yaparak büyümelerini sağlamak için önemli adımlar attıklarını açıklıyor. Haberimizde de aslında bu kümelenmenin hangi alanda faaliyet gösterdiğini ve gelecek potansiyelini detaylı bir şekilde işledik. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılında Bilkent Cyberpunk, Başkent Üniversitesi, Top Kreatif Endüstriler Meclisi ve Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği işbirliğiyle %100 Game Jam yarışmasına ev sahipliği yaptı. Yine detaylarını Sanayi Gazetesi üzerinden okuyabilirsiniz diyelim. Son sayfada ise bizi borsa karşılıyor. Artık Sanayi Gazetesi içeriğinde de borsaya arz olmuş şirketleri ve bu şirketlerin analizlerini bulabileceksiniz diyelim ve gazetemizi bitirelim. Evet, Sanayi Gazetesi'nin bir haftalık gündemi bu şekildeydi. Üretim, ihracat, sanayi ve organize sanayi bölgelerinin faaliyetlerini derlediğimiz, aslında üreten Türkiye'nin sesi olmaya çalıştığımız gazetemizin tüm gündemini size aktarmaya çalıştık. Sizler de Sanayi Gazetesi'nin içeriğinde yer alan tüm haberleri okumak isterseniz ekranda yer alan numara üzerinden abone olabilirsiniz.